Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün koronavirüse karşı üretilen çözümlerden biri olduğu söylenen ve ülkemizin de yaklaşık 50 milyon doz satın almış olduğu Çin aşısından bahsedeceğiz. Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısı, CoronaVac'ın 3. faz testleri henüz devam etmektedir. Ülkemiz, Pekin'de merkezi bulunan bu şirketle 50 milyon doz için sözleşme imzaladığını açıklamıştır. Söz konusu aşı, virüse karşı %90 oranlarında etkili olduğu açıklandı. Peki CoronaVac şirketi hakkında neler biliniyor? Sinovac, bulaşıcı insan hastalıklarına karşı koruma sağlayan aşıların araştırılması, geliştirilmesi, üretimi ve satılmasına odaklanan 30 yıllık bir geçmişe sahip bir şirkettir. Sinovac şirketinin ticari aşıları arasında hepatit A ve B, influenza, su çiçeği ve kaba kulak hastalıkları vardır. Sağlık çalışanlarından başlanmak üzere alınması kararlaştırılan bu aşının üretim tekniği nasıl acaba? Eski bir yöntem olan inaktif virüs tekniğine göre hazırlanan bu aşıda enfekte etme özelliğini yitirmiş olan virüs vücuda veriliyor. Daha sonra vücudun bu hastalığa karşı bağışıklık kazanması bekleniyor. Aşı henüz son faz çalışmaları tamamlanmadığı halde Çin'de para karşılığı isteğe göre yaptırılabiliyor. Ülkemizde ise açıklanan ilk haberlere göre aşının yaptırma zorunluluğu olmayacak. Çin aşısı Türkiye'ye ulaştığında 2 haftalık inceleme sürecinden geçtikten sonra vatandaşlara uygulanmaya başlanacak. Aralık ayında en az 10 milyon doz aşı alımı hedeflenmektedir. Ülkemize gelecek olan aşı vatandaşlarımıza ücretsiz olarak uygulanacaktır. Neden diğer birçok aşı değil de CoronaVac aşısı? BioNTech ve Moderna aşılarının %90 oranında etkin olması tüm dünyada heyecan uyandırmıştır. Ancak bu iki aşının da lojistik ve dağıtım aşamasında ciddi zorluklar ortaya çıkmıştır. Bu aşıların uygulanabilmesi için gelişmiş depolama tekniklerine ihtiyaç var. Aşıların -70 derece saklanması gerekmekte. Böyle bir saklama derecesi ile aşıları muhafaza etmek ve taşımak hem zor hem de büyük maliyet gerektirmektedir. Çin ile anlaşma sağlamış olduğumuz 50 milyon dozluk CoronaVac aşısı ise inaktif bir aşı olarak kolay taşınabilir ve saklanabilir durumdadır. CoronaVac aşısının insanlar üzerinde yapılan denemelerde ölümcül bir yan etkisi olmadığı görülmüştür. 6 Kasım 2020 tarihli ara değerlendirme raporuna göre aşı yapılan kişilerin %7,5'unda yorgunluk, %3,5'unda baş ağrısı, %3'ünde kas ağrısı, %3'ünde ateş, %2,5'unda ise enjeksiyon yerinde ağrı gibi çok da önemli olmayan yan etkiler tespit edilmiştir. Aşı uygulaması sonucunda toplumsal bağışıklık yaratılması hedeflenmektedir ve bunun için ilk olarak ülkenin %60'ının aşılanması gerekmektedir. Toplumun %60'ının aşılanması demek, hedeflenen toplumsal bağışıklığa ulaşılması ve salgın yayılımının durdurulması anlamına gelmektedir. Sonraki süreçte ise tüm toplumun aşılanması ve virüsün tamamen ortadan kalkması hedeflenmektedir.